tur videoları böyle açılır. Hoş geldiniz. Biz maalesef yine taşındık. Taşınıyoruz yani. Uzun uzun diye anlatmak istemiyorum neden taşındığımızı ama iki ana sebep var. Birincisi muhitin gerçekten çok kötü olması ve yürüyerek hiçbir yere gidemememizin psikolojimizi bozması. Özellikle bu Covid döneminde yasaklarla bilmem nelerle. Ben bakkala, manava falan gitmek istiyorum yürüyerek yani. Gidemiyorduk orada. Her yer yokuş, çok tekinsiz yollar falan filan. Arkadaşlarımıza çok uzaktık vesaire. Bizi mutsuz ediyordu. İkinci bir sebep de gerçekten hayvan düşmanı olmaları ve Buffy yüzünden bize bir sürü sıkıntı çıkarmalarıydı. Ufak tefek başka sebepler var. Onlar çok önemli değil. Bunların hepsi birleşince bize taşınmaya karar verdik. Ve şu anki evimizin muhitinden çok memnunuz. Uzunca bir süredir eve bakıyorum. İçimize sinen bir tane bulduk. Ve sanıyorum ki evimize zam gelecekti bu yıl ve ondan daha ucuz bir ev bulmuş olabiliriz, daha güzel bir muhitte. Karşımda direkt salon var, burada da mutfak var. Salondan başlayalım. Salon oldukça geniş, şimdi kapatın ses gelmesin. Gerçekten geniş bir salon ve kocaman bir koltuk istiyordum. Ve bunu gerçekleştirebileceğimiz bir salon burası. Diğer evde işte şuradan kapı açılıyor, bahçeye çıkılıyor, işte burası merdiven altı, şurası aman Amerikan mutfak falan diye. Aslında salona ve koltuk oturma kısmına çok az bir alan kalıyordu. Ama burada gap geniş bir salonumuz var. Evi nasıl yerleştireceğimiz daha tam olarak belli değil. Ama büyük ihtimalle o taraf yemek masası vesaire, kocaman böyle güzel yemek masası yapacağım istiyorum. Buraya böyle U koltuk, R gibi bir şey, kocaman bir koltuk yaptıracağız. Zaten koltuk ve yemek masası, yani salonda başka fazla mobilya da istemiyorum. Bir de işte yeni piyano falan aldık, o olur. Ufak tefek eşyalarımız var, onlar olur. Salonda bizim zaten çok fazla eşyamız yok. Salon böyle, güzel geniş pencereleri var. Aslında bitişik nizam bir bina olmasına rağmen oldukça aydınlık. Çünkü düşününce sadece evin iki cephesinden ışık alıyor. Diğer iki cephesi kapalı. Ama bu taraf full pencere olduğu için gayet ışık alan, aydınlık bir salonumuz var diyebiliriz. Başka ne anlatabilirim? Şuradan da dışarı baktığımızda bir ağaç var pencerenin önünde. Bu çok güzel bir şey bence. Buradan bakınca hep böyle ağaçlar, yeşillikler, tatlı bir sokak görüyorum. Ev biraz yamuk ama bu hiç sıkıntı değil. Yani çok çapraz gelen, açılı gelen duvarlar var. Burada mutfağa açılan bir servis penceresi var. Böyle aşırı 90'lar havası veren bir şey. Ben çok seviyorum servis pencerelerini. Buradan mutfağa geçelim. Mutfak oldukça küçük. Ve bize yeterli. Bizim öyle çok büyük mutfaklarda, işte bütün mutfakta zaman geçirelim, yemek yapalım falan öyle şeylerimiz, zevklerimiz olmadığı için bize yeterli geldi. İşte buraya buzdolabı gelecek. Sadece şurada bizim ankastrelerimiz, istedüstü ocağımız, salonumuz, filanımız var. Onun için ayrı bir dolap almamız gerekecek. Burası işte bulaşık makinesi için. Dolaplarımız var. Gayet yeterli bir şey. Ben korkuyordum. Biz bu evi ilk defa bugün gördük bu arada. Daha önce bu evde kiracı olduğu için ve Covid dönemi olduğu için çocukları da vardı. Evi gezdirmek istemedi bizi. Biz de ev sahibinin evine gittik. O da iki üst katta oturuyor işte. Hemen hemen aynı dedi. Onunkisi dubleksti, böyle terası merası da vardı. Alt katı birebir aynı dedi. Biz de ona güvendik. O evi görüp bu evi tuttuk yani. Bu kadar fazla dolap olduğunu hatırlamıyordum mesela o evde. Gayet güzel. Acaba yeterli falan diye düşünmüştüm. Gayet yeterli dolapları, çekmeceleri. İki tane çekmece var. Bayağı iyi. Buradan böyle salona bakabiliyorsunuz. Özellikle burayı oturma grubu, orayı yemek yap. Normalde servis penceresinin önünde yemek masası olur ama Ceyhun'un şöyle bir takıntısı var. Mutfakta vakit geçirirken salonda insanlar falan varsa ya da salonda bir şey oluyorsa oradan uzak kalmaktan nefret ediyor. O yüzden yaşam alanını mutfağa bakan kısma koymaya karar verdim. Verdik daha doğrusu. Burası işte evin girişi. Burada bir şey yok. Burada ara bir kapı olması güzel. Artık çocuklu bir aile olduğumuz için işte çocuk uyurken içeriden çok ses gitmesin falan filan, böyle şeyler önemli. Burada bir portmantomuz var. Kapakları hafif ayar yaptırmak gerekiyor. Babam halleder. bu mesela yukarıda yoktu ya da var mıydı hatırlamıyorum. Onu çok dert etmiştim. Acaba ayakkabılık ne yapacağız diye. Burada aynalı güzel bir portmanton olması çok iyi.
Buraya gidiyoruz. Ufak bir koridor var. Buraya geçelim. Burada banyo var. Banyoda tabii ki beni gören şey küvetin olması oldu. Ben aşırı istiyordum küvetli bir ev ve yani direkt bu eve taşınır taşınmaz yapacağım ilk şey bed bomb söylemek internetten. Ve böyle şuraya yatıp keyif yapmak. Burada yine bir dolap var. Buraya işte kurutma makinesiyle çamaşır makinesi gelecek. İkisi için de alan düşünülmüş olması güzel. Burada kocaman tavana kadar bir depolama alanı var. Buraya işte havlular, çarşaflar vesaire çok güzel konulur. Bizim eski evde çamaşır odasına koyacağımız her şey buraya gayet sığar. Böyle şey yapmaları çok iyi. Sadece bu ev 10-11 senelik falan. Eski bir ev değil ama çok yeni bir ev de değil. O yüzden önce kiracıların hor kullandığı bazı şeyler var. Yine bu kapaklar falan hiç soyulmuş. Bir de tam oturmuyor yerine vesaire. Ama bunları ben çözerim ya. Bunlar hiç çözülmeyecek problemler değil. Mesela bu kapakların kulpları falan soyulmuş. Bunları değiştireceğim. Ev sahibinden de onay aldım. Dolapları boyayacağım falan. Çünkü hem soyulmuş yerleri var hem lekelenmiş yerleri var. Beyaza bir boyadım mı kadensle çözülmeyecek sıkıntı yok. Burada işte güzel geniş bir lavabo var. Gayet normal. Harika. Burada böyle bir raf yapmışlar. Bu da iyi, buraya bir şeyler dizeriz. Bu ayna birazcık sıkıntılı çünkü nasıl yapmışlar bilmiyorum. Ama böyle pas gibi bir şey var. Aynanın içerisi bozulmuş yani. Ya ona bir çerçeve yaptıracağım ya da böyle çerçeve gibi üzerinden boyarım diye düşünüyorum. En kolay çözümüm olur büyük ihtimalle. İki kat boya geçtim mi gayet çerçeve gibi olur diye düşünüyorum. Şu ışıklar falan gayet güzel. Mesela böyle şeyler var, anladın mı? Bizim eski evde olmayan. Sonunda bir havlulum olacağı için çok mutluyum. İşte tuvalet kağıtlığı var. Burada da klozet var. Gayet geniş, ferah, güzel bir banyo. 4 tuvaletli evden bir tuvaletli eve geçiyoruz. Ay yeter ama yani. 4 tuvaleti ne yapacağız ki? Şimdi tam karşısındaki odayı biz çocuk odası yapmayı düşündük. Çünkü ilk birkaç yıl zaten şey olmayacak, çocuğun bir odaya ihtiyacı olmayacak aslında konsept olarak. Bir beşik, alt değiştirme ünitesi, bir dolap, bir de emzirme koltuğu yeterli olabilir. Bu oda karanlık. Çocuk biraz büyüdükten sonra büyük ihtimalle bu odayla çalışma odasını değiştireceğiz yüksek ihtimalle. Ama şimdilik oldukça yeterli. Ya taşınırız ya, belli olmasın. Bizim ya da taşınırız. Belki ikinci çocuğu yaparız yani. Her şey olabilir. İki çocuk buraya sığmaz. Belli noktaya kadar sığar ama sonra sığmaz. Burası apartmanın boşluğuna bakıyor. Belki de karanlık yer olması çocuk için iyidir. Hem ses almayacak dışarıdan, işte gürültü almayacak, hem karanlık böyle uyuyabileceği rahat bir oda olacak. Bilmiyorum, bunları tabii ki araştıracağım. Ama şu an için bu oda uygun gibi geldi bize. Bakalım. Hemen yanında da bizim yatak odamız olacak olan oda var. Bizim buraya giderken en büyük şartımız şuydu. Hani öyle bir yatak odası olsun ki benim şu an giyim odam ayrı olduğu için kocaman bir dolap koyacak alanı olsun ki bizim giyim odasına ihtiyacımız olmasın. Çünkü bu ev 3+1, bizim ev 4+1. Burada gayet güzel, şurası tam dolabı koyabileceğimiz büyüklükte gayet güzel bir alan. Buraya dolap gelecek. Ceyhun'un kıyafetlerinin olacağı dolabı da buraya koyabiliriz diye düşündük bu şekilde. Buraya da yatağı koyacağız. Böyle bir şekil yatak. Zaten bunun için konmuş. Komodinler için prizler falan var. Gayet güzel, geniş bir yatak odası. Sadece yamuk işte şöyle geliyor, yani çapraz geliyor. Ama mobilyaları koydukça bu yamukluk daha az dikkat çekecek diye düşünüyorum. Çok hızlısın ha. Sen konuşurken sana yetişmeye çalışıyorum. Biraz yamuk olabilir, çekiniyorum. Aşağıda sandalyeler getireyim, yorma kendini. ne diyordum? Sadece bizim diğer evde depolama için böyle
Göz önünde olmayan alanlar vardı işte çalışma odasının arkasındaki kısım gibi. Ve orada bizim çok fazla obrazalarımız var. Bu bizi sadeleşmeye götürebilir Ceylon. Bu güzel bir şey olabilir. Her şey otobok bir sürü tutmak zorunda değiliz yani. Bunu bir anlayalım öncelikle. Sadece bunları koyabileceğimiz, gerekli olanları tutabileceğimiz bir alan belki düşünmemiz gerekecek. Mesela şuraya böyle bir ofis dolabı gibi iki adam bir şey çözülebilir. Onun dışında bu oda da gayet yeterli. Bu odana bir de balkon var minik. Bu balkon benim aşırı sevdiğim bir şey, bakın. Böyle avlu gibi bir yere bakıyor. Diğer evler var. İşte göstereyim ben. Göster. Çok güzel. Aşırı güzel. Ben böyle şeyi çok sevmişim. Aşırı sessiz burası, inanılmaz sessiz. Akşamları falan nasıl olur acaba? Millet böyle balkonuna çıktığında belki biraz daha sesli kafe gibi bir şey mi olur acaba diye düşünüyorum. Buraya bir masa, iki sandalye, ufak böyle oturup hava alınabilecek bir yer. Bu kadar. Bakalım başka unuttuğum bir şey var mı? Benim anlamadığım sadece bu odana şey dimli. Anahtarı dimli bunun. Demek ki burası interosu da giyişmişler yaparken. Hmm. Çünkü dimmer koydularsa hani loş yapabilirsin anlamında. Ben dimli lambalara bayılıyorum böyle işte şeyini ayarlayabiliyorsunuz ya. Ay aşırı hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Bu evin enerjisi böyle pencereden baktığımda gördüğüm şeyler beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum bu evde çok mutlu olacakmışız gibi geliyor. Mercimek bu eve doğacak. Bunun da çocuğu olacak ya. Çok havalı. Anam babam bunu bana yapsa çok mutlu olurdum yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Biraz da sen konuş. Yani ben yerini çok beğendim evin. En tutulduğum şey yeri zaten. Ev yeni, yeni derken olması gerektiği kadar yeni. Yürüyerek 2 dakikada sahil dinleyebiliyoruz. Moda'nın en işlek caddesi, Moda Caddesi'ni de 2 dakika yürüyerek. O yüzden bu ikisi çok hoşuma gidiyor. Yani aşağı inersen sahile iniyorsun, aslında bahçenin büyüğü yani. Yukarı çıkarsan da insanların içerisine çıkıyorsun. Diğer evde hiçbir yere çıkamıyorduk. Arabası hiçbir yere çıkamıyordu. O kötü. Burada da araba biraz sıkıntı. Burada da arabayla bir yere çıkamıyorsun. Arabayla çıkarsan geri gelemiyorsun. Otopark sıkıntısı var. Ya İstanbul'un bir yer ki iki tane iyi yanı varsa iki tane kötü yanı var. Evet. Diğer evin de çok iyi yanları vardı. Otopark sıkıntısı yoktu, bahçesi vardı. Ama kötü yanı şehre uzaktı yani. O yürüyerek hiçbir yere çıkamıyordu. Burada şehrin ortasında yürüyerek her yere gidebiliyorsun. Çok güzel falan. Ama bu sefer otopark yok. O zaman Ceyhun hadi yürüyerek bir yerlere gidelim. Gel gidelim. Görüşürüz. Biz gidiyoruz.